Buradan evet Ozan, sonra şu anda bir ter bastı olsun. Bana. Ozan böyle gel, evet, böyle bir tersten giriyor ki hadi bakalım. dedi bir de başında, hiç perişan olacağız. Bir insanın bir huyunu değiştirirsek diğer kaç tane davranışını daha etkilemiş oluruz? Oo, hangi huyu olduğuna bağlı. Bir sonraki soruya. Şöyle önemli geldi bana bu konu. Bir insanın huyu değişmez derler ya, yani 7'sinde neyse 70'inde de olur. Özellikle böyle bir insanın hani en temel mizacına, yapılanmasına dair bir şey değiştiremiyorsun muhtemelen, ama bir insanın bir alışkanlığını hakikaten kalıcı bir şekilde dönüştürebilirsen, o insana şöyle bir kıyak yapıyorsun. Bu arada sen dönüştüremezsin, onu söyleyeyim. O kendi senden ilham alarak dönüştürebilir. Kendi bir alışkanlığını dönüştürürse bundan sonra diğer alışkanlıklarını dönüştürmesi daha kolay olacak. Çünkü herhangi bir alışkanlığın değiştirilebilmesi için var olan alışkanlığın baskılayan beyin devrelerinin iyi çalışması ve yeni davranışı öğrenen devrelerin plastisitesinin, yani oluşabilirliğinin yüksek olması lazım. Yani fren ve gazın uygun yerde devreye girmesi lazım. Çoğu insan hep aynı davranışları yaptığı için, kendimden biliyorum, onların üstünde fren mekanizması iyi çalışmıyor. Ama sen bir davranışını değiştirmek için yeterince uğraştığında bu frenleme mekanizması, ki bu genellikle şöyle olur, onu da detaylarını vereyim. Hani bugün bildiğimiz kadarıyla alışkın olduğumuz şeyi yapmadığımızda gerilim yaşarız. Bu gerilimden dolayı işte bir stres cevabı oluşur. Bu stres cevabı da bizi o stresi yatıştırmak için alışık olduğumuz şeyi yapmaya yönlendirir. Ya bu hedonik davranış döngüsü dediğimiz döngü. Mesela işte bağımlılık da biraz buna bağlı ya, o nesneden aldığın zihinsel ödülü alamazsan bir geriliyorsun, dopamin eksikliğin falan oluyor. Amigdala diyor ki bana ne, bana ne, biz rahatsızız. Hadi gideyim onu alayım, rahatlayayım diyorsun. Bu özellikle sol prefrontal korteks dediğimiz şuradaki bölümün amigdala üzerine aslında bir bağlantısı var. Normalde bir dakika bunu yapmamalıyım kardeşim, işte şu anda bana uygun değil, amaçlarımla uyumlu değil, ben gelecekte bana zarar verebilecek bir şey falan diyerek onu engelleyebiliyor. Ama bazı şeyler, yani günlük normal davranışlarımız o kadar düşünce planının dışında gerçekleşiyor ki ne zaman onu yapmayı canımız çekse aslında amigdalamız bize diyor ki ya biz bir şey yapıyorduk bu aralar, niye onu yapmıyorsun sen, yapsana. Beyinde hemen otomatik pilotta evet şöyle bir şey, işte çikolata yiyorduk, Yasemin ne haber, işte kahve içiyorduk falan, onu yapıverelim diyor mesela hemen. Ama sen o fren mekanizmasını bir kere bunun üzerine çalıştırırsan, mesela diyelim 21 gün, daha önce konuşmuştuk işte, bir davranışı değiştirmek için kabaca bir ay döngüsü kadar yapmak önemli. Sen 21 gün bunu talim edersen, tek bir alışkanlığı yapmama ya da yeni bir alışkanlığı kazanma yönünde irade gösterirsen, aslında burada sen her onu yapmadığında rahatsızlık gösteren amigdalanın frenine basan bir devreyi çalıştırmış oluyorsun. Yani o ne zaman diyorsa dur bir dakika falan, yavaş yavaş kas gibi bu devre kuvvetlenince bir sonraki alışkanlığı çalışmak için daha iyi bir altyapı elde etmiş oluyorsun. Bir kere bir şeyi değiştiren insan daha sonra başka bir şeyi daha kolay değiştiriyor. Ama burada tabii ki neyi değiştirmek istediğimiz çok önemli. Mesela bir sigara tiryakiliği gibi ya da bir alkolizm gibi bir şeyi böyle tedavi edemiyorsun. Yani bağımlılık çok kuvvetli bir devre olduğu için böyle değişmiyor. Ama ne bileyim işte televizyon karşısında yemek yemek. Gece yemek yemek. Mesela evet, cips yemek diyelim. Çok seviyor bazısı. Kim ki acaba? Allah Allah. Ya ben de seviyorum yani, yalan yok arkadaşlar. O az yağlı cipsler falan diye kendimi kandırıyorum ama kötü bir şey neticede. Mesela bunu değiştirebilirsiniz. Bu bir bağımlılık değildir normalde. Bir keyif ve haz unsurudur. Ama bir kere bunda başarılı oldunuz mu? Yani bunda başarının ölçüsü de ne? İlk başta canın istese bile yememek, sonra aklına bile gelmemesi. Yani artık o senin gündeminden çıkmış olması. Bunu yaptığınız zaman bir başka küçük alışkanlığı daha kolay değiştirebilirsiniz. Resilience, duygusal istikrar, resilience diye bir tabir var psikolojide, moda. Onun teorilerine göre de siz eğer bu işte ustalaşırsanız duygu durumunuzu daha stabil tutabilen bir zihin seviyesine de yaklaşıyorsunuz. Yani alışkanlık kontrolü önemli bir şey. Bir alışkanlığı değiştirdiğinizde aslında çok şeyi değiştirebiliyorsunuz Ozan Bey. Bunu hiç düşünmemiştim bu arada. Böyle ilk defa senin sayende söyledim. Bak ne güzel soru oldu. Buradasın diye söylemiyorum. Yok yani tam bağımlılık falan gibi bir şey de değil. Mesela gece sadece çay içmiyorum. Onu mesela kaldırdık. O daha sonrasında biraz domino taşı gibi seninki. Yani böyle hani ondan tabii sonra ki bunu içmeme gerek var mı? Ondan sonra belki spora da başlayayım. Şöyle olsun. Ya aslında şu daha iyiymiş. Yani bu böyle bir farkında olmadan başka bir şeye yöneliyor. Bu da cesaret etkisi bak. Cesaretle bir şey değiştiriyorsun. Sonra diyorsun ki o kadar da bir şey olmuyormuş yapmayınca. Peki bunu yapsan nasıl olur? Bunu yapsan nasıl olur? İşte bu hayatta cesaretle attığın bir değişim adımının sende keşiflere sebep olması. Anlatıyoruz ya, cesaret, basiret, feraset falan gidiyor. Onun yani böyle farklı olasılıkları da görebilme gücü vermesi. Zaten insanı farklı yapan şey ne? Hem çok alışkanlık üreten bir canlı. İnsan ünsiyet, alışma oradan geliyor. Yüksek adaptasyon kapasitemizin kaynağı o. Bir ortama hemen alışıyor.
yaşıyoruz. Ama bunu aynı zamanda değiştirip bambaşka ortamlara da adapte olabilmek. Esas espri orada zaten. Ben Orta Afrika'da yaşıyorum, ne için var benim Eskimo olarak kutupta falan demiyorsun. Ya da diyemiyorsun. Oraya gittin, mecbur oraya adapte oluyorsun. Yüksek adaptasyon kapasitesi senin aslında cesaretle alışkanlıkların üzerine gidebilmen. Zorda kalınca onu değiştirebilmen falan gücün. Tabii şimdi yani tutup da Ankara'da, İstanbul'da yetişmiş benim gibi bir çocuğun hayatında kaç alışkanlık değiştirmeye zorunluluğu var? Bir düşün yani. Kebap gibi yaşıyoruz vallahi işte. Okuluna gidiyorsun, ailen bakıyor benim. İşte ufak tefek sorun morun yaşıyorsun ama esas olan işte bu hayatta durup dururken, hiçbir neden yokken yapma ya da değiştirmeyi düşündüğünüz alışkanlığınızın değişmesi halinde yaşayacağınız hayata dair büyük belirsizlikler olsa da, yani bu alışkanlığım olmadan ben ne yapacağım onu bilmeseniz de, ki belirsizlik korkutucu bir şeydir, ona rağmen işte adım atmak çok geliştirici. O yüzden özellikle modern insanın şu nefis terbiyesi dediğimiz, irade terbiyesi dediğimiz, öz bilinç dediğimiz, öz denetim dediğimiz şeye çok ihtiyacı var ve şimdi her zamankinden çok ihtiyacı var. O yüzden şuraya hocam, ürün yerleştirme. Yeni dünyanın cesur insanında bu konuyu detaylı olarak işleyeceğiz. Hocam şunda not düşmek lazım. Yorumları aşina olduğunuzdan şöyle bir yorum da gelecektir veya bir soru biçimi. Hocam peki alışkanlıklarımızı değiştirmek alışkanlık olursa? Güzel. Değişmeyen tek şey değişim. Değişimdir. Buna böyle bir klişe cevap veriyorum. Bir şey hiçbir şey rutine bağlayamamak, adapte olamamak ve aidiyet duyamamak da bir patolojidir bu arada. Onu da daha önce bir soruyorum da galiba söylemişim. İyi fırça yemiştim onunla ilgili. Kameraya bakarak tekrar cemiri gözünüze. Sadece X maddesine ya da davranışına bağımlı olmamak bir insanı insan yapmaya yetmez arkadaşlar. Ya da bir şeye bağımlı olmak, bir şeyi tekrar ediyor olmak da bir insanı insanlıktan çıkarmaz. İnsanlık total bir şeydir. Ben sadece sigara içmediği için bütün insanlardan üstün olduğunu düşünen nice gafillerle tanıştım. Ve işte efendim alkol bağımlısı olan herkesin ya da alkol tüketen herkesin düşük olduğunu düşünen ciddi okumuş nice insana rastladım. Bu standart insana ait, normal bu devirde çok gördüğümüz, demeti 50 kuruş diyebileceğimiz bir man kafalığın doğal bir ürünü. İnsan alışkanlıklar dışında yaşayabilen bir canlı değil. O alışkanlıklarını sürekli değiştirebilen, ben hiçbir şeye bağımlı değilim falan diyen arkadaşlar arka planda başka ritüellere bağımlılar. İyi ki de bağımlılar. Biz otomatik pilot olmadan 7-24 sürekli bilinçle yaşamaya çalışsak 5 dakika ömrümüz kalır. Beyin bütün vücut enerjimizi 5 dakikada bitirir. Çünkü bilinç çok pahalı bir şey. Biz hayatı otomatik pilotta yaşıyoruz. Önemli olan zararlı olan şeyleri hayatımızda abarttığımızı fark edebilmek ve abarttığımızda da onu daha iyi bir yöne değiştirebilmek. O zararlı alışkanlıklar, o sorumlu davranışlar bizim öğrenip daha iyi insanlar olmamız için var. İçinde kaybolup gitmemiz ya da bir tanesini bırakınca öbür insanlara tepeden bakmamız için değil. O yüzden önce bir herkes kendine baksın, ondan sonra diğerlerine ayar versinler diye düşünmüşümdür hep. Özellikle bilmem ne karşıtı kampanyacıları çok severim. O şeye karşı olmak doğrudur ama o şekilde karşı olmak çok aptalcadır. Nasıl karşı olduğunuz bence önemlidir diye düşünüyorum. Ben bu arada bir ipucu vereyim. Ben yıllarca sigara içtim arkadaşlar. O arada Ankara'da mesela bir seri halinde bağımlılık seminerleri verdim. Özellikle Ankara'nın bağımlılık sorunu çok yüksek olan, biraz sosyoekonomik düzeyi düşük mahallelerinde ailelere çok fazla, yani onlarca belki 40-50 tane seminer vermiş olabilirim böyle aile gruplarına, gençlere. Bir kez bile ağzımdan sigara ya da alkol çıkmamıştır. Sadece bağımlılık örneklerini sıralarken tek bir slide'da işte bunlara bağımlı oluyor insanlar diye bahsetmişimdir. Onun dışında sadece bağımlılığın beyinde nasıl olduğunu anlattım. Onlarca kişiden telefonlar, yüzlerce kişiden e-mailler ve elle yazılmış mektuplar aldım. O seminerlere geldikten sonra sigarayı bırakanlar, alkolü bırakanlar, uyuşturucuyu bırakıp hayatını değiştirenler, bu benim muhteşem anlatım gücümden ya da ikna ediciliğimden mi kaynaklanıyor? Hayır. Onlara anladığımı anlattım çünkü. Bu hayatta hepimizin nasıl bir tuzağın karşısında olduğunu ve bu eğlenceli görünen tuzakların bizi nasıl kolaylıkla bataklığa çekebileceğini anlattığınızda aklı olan anlıyor zaten. Yani sizin bir şeyin karşıtının bayraktarını yapan birilerinin böyle bir etki yaratabildiğini göreceğinizi hiç zannetmiyorum. Dünyada bir sürü bilmem ne karşıtlığı kampanyaları oluyor. O karşıt oldukları şeyi büyütmekten başka bir işe yaramıyor. İnsanların zaaflarını kendi zaafınız gibi anlayıp anlatmadan, onun içinde yaşayıp görüp de onun etkilerini deneyimledikten sonra anlatmayan, yani damdan düşmeden hocalık yapmaya kalkan maalesef biraz ters etki yapıyor. Bunu da hazır yeri gelmişken alışkanlık konusunda şöyle dibe bir ekleyelim.